Selamun aleyküm. Hayırlı günler diliyorum herkese. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah değerli izleyicilerim. Bugün sizlerle temizlik yapma günü olsun dedim. Biraz da sohbet ederiz bir güzel. O zaman ilk bulaşık makinesinden başlayalım. Çocuklar uyuyor. Semih okula gitti. Mustafa ile de annem işe gitti. Herkes işine gitti yani. Öyle. Her zaman erkenden uyanıyor. Bir bakıyorum evde yoktu annem ama bugün annemi yakaladım evde. Kahve içtik beraber. Buraları böyle biraz açtım. Emme olsun. Şunu düzelteyim. Anacığım valla çok yoruluyor. Bayağı dün de geç geldik zaten eve. Biraz. Böyle yedik içtik kaldı. Koşturma halindeyiz gerçekten. Rabbim de hani herkesin çabalayan, emek sarf eden herkesin mükafatını karşılığıyla versin inşallah. Gerçekten emeksiz hiçbir şey olmuyor. Zaten emek vermeden bir şey de yapmak istemiyoruz hiçbir zaman. Yani annem konusunda çok şanslıyım. Ailem konusunda çok şanslıyım. Gerçekten hani çok vardır hani evladını böyle şey yapmaya zor durumdayken. Ama Rabbime şükürler olsun böyle bir anneye, böyle bir kardeşlere sahibim, aileye sahibim. Her konuda desteğiz yani. Bir dedim ki olmuyor asla. Ben canım bir şey çektim mi anneme söylüyorum ya da hemen Mustafa gidip alıyor geliyor. O konularda hep böyleyiz yani. Tangır tungur çok ses alıyor. Her zaman da böyle birbirimize destek olacağız. Evet, kaşıklığımı da hemen şöyle alayım. Sizin gününüz nasıl geçiyor? İyidir inşallah. Rabbim sıkıntı dert tasa vermesin hiçbir kuluna. Allah koyamadım. Patronlar uyuyor zaten. Oh. Uyusun yavrularım. Sever mesela akşam yatmadan önce gidiyor anneannesini öpe 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 var ya. Beni de mesela öpüyor yani. Cilve yapıyor bize hep. Yavrum da. Çocuklar hiçbir şeyden habersiz. O kadar masumlar ki. Rabbime şükür olsun.
Evimin anahtarını da aldık zaten biliyorsunuz. Burada. Bir güzel boya badana yapıldı mı orayı annemle birlikte cennete çeviririz. Zaten annemin elindeydi her yer mükemmel oluyor. Bakalım bizleri neler neler bekliyor. Hep beraber birlikte göreceğiz. Sizlere de ayrıntılı şekilde hani boyanırken falan herhalde video çeker, paylaşırız. Mutluluğumu sizinle her zaman paylaşmak isterim. Hayat öyle bir şey ki gülüyorsun, ağlıyorsun. Öyle yani. Yanacak. Soba. Onları sobada tutuştururum. Nasıl olsa soba her şeyi yakıyor valla. Ne güzel. Artık benim de sobam olacak. Orada güzel güzel pancarı pişiririz. Biraz dışarı alayım ben çöpümü. Evet, çöpleri attık dışarı gitti. Şimdi hemen bir su ısıtacağım. Çocuklar uyanınca onlara biraz böyle bir şeyler hazırlarım hemen yerler. Ondan sonra da aşağı inince de anacığım bize çok güzel bir kahvaltı hazırlıyor her zaman. Vallahi işte yani annemi o kadar çok seviyorum ki. İyi ki var yani hani ben en zor günümde bile yanımda oldu. Kimse hayatta ne olacağım dememedi asla. O yani benim başıma böyle bir şey gelmez. Ben böyle olmam, ben onun gibi olmam. Şu şöyle, bu böyle kesinlikle dememedi. Hepimiz insanız. Hepimiz hata yapabilmek kapasitesine sahibiz. Çünkü Allah böyle yaratmış. Yani biz hatalı varlıklarız. Bu dünya gerçekten yalan bir dünyadayız. Geldik, gideceğiz. Kimse de kalmayacak tabii ki de. Rabbim her şeyin hakkımızı hayırlısını versin. Evladında, anneninde, babanında, işinde, eşinde, ölümünde hayırlısını hep bizlere nasip eylesin inşallah. Bu şekilde yani bir başka türlüsü yok. Bir şey istediğimi hep Allah'tan isteyeceğiz. Yani zaten Allah veriyor. Yani bu şu ekmek şu an buradaysa bunu bize Rabbim veriyor. Rabbim istemezse bu ekmek de bizim evimizde olmaz. Bu şekilde. Yani bir şeyler gerçekleşiyorsa bu hayatta Allah'ın izniyle olaylar gerçekleşiyor. Onun izni olmadan zaten bir tek yaprak bile düşmüyor. Çok şükür Rabbim o kadar güzellikleri var ki suyum ısındı hemen bunları akıtma aşamasına geçebiliriz. Onun öncesinde internetten bulduğum bir sözü daha sizinle paylaşmak istiyorum. Kusur arıyorsan tüm aynalar senin. Cahil kişi günün güzelliğini görmez, gider dikenine takılırmış. Evet, böyle çok güzel sözler var ki hepsine bakıyorum. Kitap da okuyorum. Kitaptan da böyle güzel sözler var. Çok güzel. Bu şekilde kendimi geliştireceğim. Yeni bir dil öğreneceğim. Yani hep böyle güzel, bana iyi gelecek şeyleri öğrenmek istiyorum.
çocuklarıma da faydalı olacağım bu konuda zaten. Onlar da mesela ben kitap okuyorum diye ellerini alıyorlar. Hatta Sever böyle bülü 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 bir şeyler diyor. Yavuz da aynı şekilde ben de okuyacağım diyor, şey yapıyor. Hep böyle okumayı aşılıyoruz onlara yani. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Oku bakalım. Hadi çevir. Çevir sayfasını. Ters tuttun anneciğim. Ters tuttun. Böyle. Yok, dur gene tersi. Nasıl? Ha bu. Allah Allah. Biri orada, biri orada onun. Bir şurada üstte yazıyor, bir altta üstte yazıyor şöyle. Ne diyorsun sen ya? Üş, maşallah size. Okumak çok güzel bir şey. İster kitaptan hani öğrenin, ister internetten öğrenin. Böyle güzel şeyler, güzel sözler öğrenebiliriz yani her zaman. İnternet kişiye göre bazen çok korkunç olabiliyor gerçekten. Bazen de yani güzel. Kişinin kendi kullanımına bağlı tamamıyla. Elim yandı. Uy. Güzelce tabaklarımı akıtayım şöyle. Yerleştirdim. Tavayı en son koyacağım. Şu bardakları ilk önce koyayım da. Önce bardaklar hep sırayla. Düzeni bozmayalım. Ben hemen tabağa giriştim. Anneciğim de çiçeklerini dikti. Onu da dışarı çıkacağım zaman size göstereceğim. Minelerini dikti. Ama evim gerçekten çok çok güzel. Hani mesela diğer evlerde rutubet falan kokuyordu. Bu evde hiç öyle koku falan yok. Kapalı kalmasına rağmen. Konumu da çok güzel. Biraz tepede ama olsun. Ama anneme gerçekten çok yakın. Anneme yakın oluşu benim için, çocuklar için süper. Mustafa'm da hastaydı. O da işte motorda rüzgar çarptı falan. Havalar bir soğuk oluyor, bir sıcak oluyor, anlamıyorsun tabii. Şurada da bardaklar var. Onları da hemen atayım. Sabah hemen ilk işimiz kahve içmek oluyor. Hep birbirimize bu şekilde destek oluyoruz. Gözle görünürde bardak yok. Şöyle kaşıkları sıcaksın içine koyayım da onun da şeyi geçsin. Ya her şey nasip işte bak. Nerelerde ne varadık. Hani yakında yok diye.
Ama annem bir gireyim dedi yine en son, bir bakayım dedi. Pat buldu. Çünkü gerçekten hani oturulacak gibi olmayan evler o kadar pahalı ki. Yani bunu diğer videomda da söylemiştim. Gerçekten kimsede vicdan denen şey kalmamış yani. Asgari ücretle tek kişi çalışan geçinemez. Belki yani çocuğu falan varsa okul masrafları bilmem nesi. Şimdi mesela Yavuz da okula başlayacak. Bakalım hayırlısı olsun. Elimizden geleni yapacağız eğitim için çocukların. Eğitim çok önemli gerçekten. Hele ki bir insanın kendini eğitmesi çok çok önemli. Ben mesela yemek yapmayı falan kimseden öğrenmedim. Temizlik yapmayı kimseden öğrenmedim. Valla anamın kızıyım yani armut dibine düşermiş ya öyle yani konuşabilseydim iyiydi. Armut her zaman dibine düşüyor. Tencere ve kaşıklar kaldı. Onları da atalım. Burası tamam. Sonracığıma içeriye geçeceğiz. Orada da yatakları toplayacağım. Çarşafları falan çırpacağım. Böyle yani. Birazcık daha var. Hemen alıyorum. Güzel lavabonun içinde falan da temizleyeyim. Daha kalmamış. Bunlar da yıkansın. Burada başka yok. Tamam. Süper. Evde yok annem. Babam annemi evde zannediyor, gitti. Lavabonun içinde temizledim. Şimdi çamaşır suyu dökeceğim. Onun için ellerimi yıkamam lazım. Çamaşır suyumuzu kullanalım. Şöyle ilk önden sıcak su dökeceğim. Hop, sular bir gitsin. Annemin lavabosu şey biliyorsunuz, su zor gidiyor. Böyle eliyle falan uğraşıyor. Ama şu an hızlı gitti. Güzelce ovalayalım. Şöyle yakın alacağım biraz. Evet, birazcık daha şöyle şuralarına da ekleyelim. Hemen çamaşır suyumuzu kaldıralım.
Şuraları da. Şurada patatesler vardı. Onları alayım, onlara gelmesin. Oh. Çok güzel. İlk önce şu en son o zaman bu tahtayı yıkamam lazım. Tahtayı unutmuşum ya. Neyse dur. Halledeceğiz. Sıkıntı yok. Tamam. Üzerindeki şeyleri aldım. Güzelce ovalayalım. Süngerimi atacağım şimdi. Bu arkadaş işimiz bitti buraya kadar. Attık. Şimdi lavabomu durdurayım. Üstüme çamaşır suyu gelirse çok üzülürüm. Çünkü siyah giydim de. Normalde böyle iş yaparken aslında eski kıyafet giymek lazım çamaşır suyuyla. Benim birçok böyle yeni tişörtlerim hep bitti. Evet, birisi vefat etmiş. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır versin. Erzu Aydın diyor. Mekan cennet olsun. Rabbim rahmet eylesin. Tüm ölmüşlerimize. İşte bugün varız, yarın yokuz. Kimse benim demesin, kimse. İnsanoğlu. Akıllanmıyor ki insanoğlu. Hiçbir zaman da akıllanmayacak. Ailesine sabır versin. Çok o kadar zor ki hayatta gerçekten sevdiğim birini kaybetmek. Bu dünyadaki en büyük acı yani. Allah'ın emri. Yapacak bir şey yok. Nasıl doğuyorsak öyle de ölüyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şimdi onun ailesi nasıl ağlıyordur? Rabbim o kadar merhametliymiş ki, yani bir annenin çocuğuna duyduğu şefkatten daha şefkatliymiş. Ya toprak incitmesin inşallah. Bu dünya için bir şeyler yapıyoruz. Öteki dünya için çoğu insan hiçbir şey yapmıyor bile. Bu dünyaya bağlı olan insan çok var. Ben hiçbir zaman şey yapmıyorum. Hani bu dünya çünkü yalan. Çok bilmişlikle taslamıyorum hani. Ama öyle.
Mesela dün oturuyorsun, yemek yiyorsun, yarın ölüm haberi geliyor. Beni annemle vurmak isteyenlere bir çift sözüm var. Ben annemin beni bıraktığını bilmiyor muyum? Biliyorum. Bir kadın evladını asla bırakmaz. Bırakmaz. Vardır bir sebebi. Yani birin kemiği yok. Ben biliyorum. Kimseye de laf düşmez bence bu konuda. Annem de çok iyi. Annemin eşi, babam da çok iyi. Semih'imi seviyorum. Seviyorum yani, ailemi seviyorum. Yok, gerçekten birilerinin mutluluğu birilerinin zoruna gitmesin. Deyin ki, Rabbim diyeyim, bunlar ne kadar mutlu, ne kadar güzel. Ya inşallah ben de böyle mutlu olurum deyin. Bu şekilde. Gerçekten takıntılı olmayın. Yani bir şeye seviyorsunuz aslında da takıntılısınız yani. Buranız belki ayrı konuşuyor, buranız ayrı konuşuyor bazı insanların başkalarına karşı. Bu şekilde hayat 3 günlük dünyadayız. Dediğim gibi. Biraz sonra ben ne olacağını bilmiyorum. Tabii şimdi içeri geçeceğiz. Yatakları toplayacağız. Yani Allah nasip ederse yapacağız. İnşallah. Hadi bakalım. Ve son, mutlu son. Bulaşıklar da yıkansın. Ay, bir ses duydum içeriden. Bir ses geliyor. Kim acaba? Kim var orada ki acaba? Siz de duydunuz mu sesi? Öh pöh, bir şeyler yaptı. Aa. Ne ses olabilir ki acaba? Bir bakayım gideyim de içeriye. Çok merak ettim. Ay. Bakayım içeride ne varmış bakayım. Ay. 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 Aha, ben buzlu bir şey buldum ya teyzeleri. Çekirge buldum ya. Uyanmış sabah sabah. Öteki çekirge de uyuyor hala, kalkmadı o. Hadi buraları toplayalım, hemen gidelim. Ne istiyorsun? Mama mı? Hadi gel sana mamayı. Hadi gel. Ne istiyorsun? Aa, bunu mu istiyorsun? He, maymunu mu istiyorsun? Maymunu istiyormuş. Hadi bana uyur seni. Gel. Gel. Hava kapalı. Kara bulutlu. Havalar bir güzel olmadı. Tam güzel oldu diyoruz. Sonra gene şey oluyor. Hemen çarşafımı falan çırpayım. Buraları düzelteyim. Yastık çıkıyor her yerde. Anacığımın hırkası. Şey, pardon, yeleği. Hırka nereden çıktı? Semih çift formayı buraya bırakmış. Hep futbola falan da gidiyor. Ama seni görüyorlar mı bilmiyorum. Aa, seni görüyorlar mı?
Ha şimdi biraz daha iyi görüyorlar. Aa, gördünüz mü? Çekirge maymunla oynuyor. Ya senin maymuşunu yerim, sen de yerim ha. Battaniyeleri kaldıralım. İçerideki odayı düzenleyemeyeceğim. Çünkü Seval uyandı. Şimdi hemen Yavuz'da kaldıracağım. Mustafa'mı arayayım. Bizi alsın. Çünkü gerçekten ben de acıktım. Acıktım acıktım. Yoksa Seval'i yiyeceğim bak. Sonra da Yavuz'u yerim. Ya da ilk önce Yavuz'u yiyeyim sonra Seval'i yiyeyim. Fark etmez. İkisi de aynı. Değil mi kız? Evlat gerçekten o kadar harika bir şey ki. Bambaşka bir şey ya. Yani şu dünyada gerçekten en çok ama en çok ben anne olmayı sevdim. Yani. Mama. Mama sen iyi mi? Elinden başlayayım gel. Anneanne nerede anneanne? Anneannen nerede? Burada mı anneanne? Buradaymış anneannesi. Hadi hadi. Gidelim anneanneye, dayıyı ara. Dayı da ki, alo dayı da bizi al da gel de. Tamam mı? Olur mu? Dayıcığım de beni al de. Gel bir şey evimizden al de. Gidelim de. Evet. Dayı hasta olmuştu. Şimdi biraz daha iyi zaten. Allah şükür. Ama gene tabii bir kırıklığı var. Bitti. Bu da bitti. Şimdi şuraya alalım. Heh. Kalk bakalım kız. Bu çarşafı da kaldıralım. Çarşafı sürteceğiz. Allah! Kaç. Hiç iş yapmıyorsunuz. Akşama kadar yatıyorsunuz evde. Ne yapıyorsunuz siz ya? He? Ne yapıyorsunuz kızım? Otur. Nasıl gidiyor yavrum? Çırpayım geleyim. Evet efendim. Çarşıdımı da çırptım. Geldim güzelce. Oh. Evet. Bu sefer annem yapmış sabah. Evet. Oh. Süt kenesi yerde bir şeyler yapıyor. Bak bak. Hayır. Cız. Çocuklar hep böyle nerede tehlikeli şeyler var oraya gidiyor. Orada bir şey var. Eldiven. Semih'imin eldiveni. Oy. Oraya düşmüş. Evet oradan aldım oraya attım. Ne güzel değil mi? Böyle işte yatak yorgan doğru korgan. Bir tane YouTuber öyle diye. Adı da Semih Hakani. Değil mi kız? Öyle diyor. He, onaylıyor benim kızım. Saçını toplayalım hadi gel. Maşallah subhanallah bereketimiz yağıyor. Anacığımın çiçeklerini göstereyim size. Hop. Bir de şurada. Heh. Başka nereye ekmişti? Bir de şuraya ekti. Evet. Çok güzeller ya. Harikalar. Hele ben şuna bittim maşallah. Allah çok ıspanım. Allah'ım çok güzeller. Subhanallah.
Bakın şimdi ne yapacağım? Çekirgeyi yağmura götürüyor. Yağmur yağıyor. Çok güzel değil mi? Soğumuş her yer bak. Kuş hemen kaçalım içeriye. Yatağımı da düzelttim. Buraları toplu çok şükür. Şurası birazcık dağınık. Ama hep sever falan bozuyor. Yapacak bir şey yok. Bıdıklarım hazır. Şimdi çıkacağız. Mustafa'ya aramam gerekiyor. Hadi bakalım anneciğim dışarıya. Dayı gelecek şimdi arayacağım. Allah'ım ya yürümesin el ele. Heh, dikkat et. Ver de ver de ver de. Bıdıklar arabada. Dadiş geldi aldı bizi. Ay çok şükür Rabbime. Şimdi anacığımın yanına gidiyoruz. Aziz Allah ezan da okunuyor. Kızım da bana yardım ediyor. Aşkım. Hadi ver. Buraya geldik. Burada da iş. Tabii. Teşekkür ederim. Bey bakalım. Hop hop hop. Ve eline dikkat et. He. Tamam. Hadi ver hadi. Onu kaldıramazsın ama sen büyük. Büyük o büyük. Ver bakalım. Kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik. Kahveleri içtik. Misafirimiz de var. Öyle ne ettik yani. Bıdık. Dur ben onu alayım. Dur sana kolaylık vereyim. Heh. Tamam sana kolaylık yaptım. Heh. Tamam. Teşekkür ederim. Ver. Ver. Heh. Hoş. Heh. Üstü var üstü üstü. Tamam hadi kapat hadi kapat. Allah'ım yerim ben seni ya. Üsttekileri kim verecek? Üsttekileri kim verecek anneciğim? Heh, ver. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'ım ya. Aldım. Evet, bardak. Tamam, tamam. Gel. Ha, senin gibi minik o da önde. Ver. Ver. Ver hadi, ver. Aferin benim kızıma. Alamıyor musun? Dur. Dur yardım edeyim mi? Heh. Tamam. Küçük. Evet. Küçük. Büyük. Tamam şuradakileri ver. Şunu ver. Şunu ver. Şunu ver. Şunu şunu. Heh. Tamam. Hadi bakalım. Var da var. Anam sayıyor. Her şey var bizde. Mevcuttur. Acıkın acıkın gelin. Ay. Evet. Evet bardak. Bardak anneciğim bardak. Dikkat et. Dikkat et anneciğim. Harikasın anneciğim. Ayak vurma oraya. Olmadı ki. Gel düzeltelim. İçeride bir tane bu kalmış. Evet. Ela hanımcık bize yardım ediyor. Allah. Dur kız. Dur dur. Anneciğim şunu yapayım. Düzelteyim. Kız düzelt. Ana. Tez canlı. Tez canlı. Heh. Aferin. Basma basma. İçinde bulaşık yok. Gel bunları şey yapacağız şimdi. Gel. Evet güzeller güzel anacığım da burada. Ayaklanmış evet. Benim eve doğru gider herhalde.
Olsun, burayı da hemen toparlayalım. Evet. Evet, aynen. Almanya'dan gelmişler, hoş gelmişler. Evet, hummalı çalışma başladı. Anacığım yemek hazırlıyor. Ben de hemen buraları topluyorum. Çok beceriksizim. Sıkılma bir tane. Yanıyor, yanıyor. Evet, lavabomu da temizledim. Hepsini pür pak ettim efendim. Bunlar da orada duruyor. Şimdi bunun deterjanını ekleyip makineyi çalıştıracağız. Allah bu kadar bulaşık çıktı. Yani. Oy, hemen çalıştıralım. Şimdi su aldık biz bir bardak diye. Bakın şimdi. Bu bardak acaba küçük, yani büyük değil, bakın. Hı-hı. İşaret parmağımdan biraz uzun. Bir bardak su, yarım bardak su. Çeyreği kalıyor. Bizim işimiz gücümüz kırsızlı gibi de valla. Sevaş'a bile yetmez bu su. Aynen, tam bir bardak değil. Bu evet. 200 milim bile değil. Değil. Şu bardağın şuraya kadarı 200 milim. Yani boyları aynı görünüyor ama bunun hacmi daha büyük. Öyle göstereyim. Hayır, öyle şeyler. Evet. Hastayım kalır.
Erkek ya. İzlediğiniz için. Aşkım sen durum açmamışsın ki. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Anacığım gene kandırdı. Ay kolu. Evet boynuzlarım da var. Anam da yapıyor zaten bulamadı videosunda. Öyle yani arada bir boynuzlar çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Aynen aynen. Çay alacağım mı? Aynen. Geç bakalım. Terap yorum ben. Seni kandırdım. Bakın arkadaşlar. Evet. Çayı kim kapattı desem kimse bilmez. Evet. Ben dokunmadım. Evet. Muhtemelen elimiz dokunmuştur. Annem buralarda şey yapmadı. Akıllı makine baktı beni kimse kullanmadı. Abi boş yapmayın. Bak benim tencerem evet. Yanıyor. Tenceremin altı yanıyor. Evet, ben işim gücüm kanalıma var. Kanalıma abone olup paylaşmayı, beğen atmayı, destek bildirimi olmayı. Açmayı unutmayın. Hepinize çok çok öpüyorum. Sevgiyle kalın, bizimle kalın. Seni böyle alabilir miyiz Semiha Hanımcığım? Anacığım. Gel peki. Sensiz olmaz. Güzel, güzel kadının kızı olmak çok güzel. İyi mi varsanız? Rabbim annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Hoşçakalın. Bu kırmızı domates oldu. Allah'a emanet olun.